Herkese merhaba arkadaşlar. Türkçem benim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf büyük harflerin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Bu çalışmamız bir 10-15 dakika arası anca sürecek. Belki o kadar sürmez bile. Çünkü bursluluk sınavında büyük harflerin kullanımı ile ilgili mutlaka bir soru bekliyorum ben. Etkinliklerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve mutlaka videoya beğeni atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Evet, birinci etkinliğimizden başlayalım. Şuradan kalemimizi alalım. Demiş ki aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili özel isimleri yandaki açıklamayla eşleştiriniz demiş. 1. Köpeğin boncuk bu aralar pek yaramaz. Şimdi burada boncuk ne ismi? Köpeğin ismi, yani hayvan ismi. Bunu D ile eşleştireceğiz. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Şöyle yapabiliriz. 2. Arkadaşım Aslı şiir yazma konusunda çok yeteneklidir. Bu da direkt karşısında ne var? Özel isimler büyük harfle başlar. Direkt karşısındaki ile eşleştirebiliriz. 3. Derslerini düzenli çalışırsan ders başarın yüksek olur. Peki burada niye büyük harfle yazıldı? Tabii ki de biz Türkçemizde cümleye başlarken ilk harfi büyük yaparız. Yani cümle büyük harfle başlar. 3 yazılmış ama şurası 4 olması gerekirdi. Düzeltelim, önemli değil. Biraz daha çaba harcarsam Almancayı daha iyi öğrenebilirim. Bu ne ismi arkadaşlar? Aferin size ve tabii ki de bir dil ismi. O yüzden A ile eşleştirme yapacağız. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. Bu yıl yağış fazla olunca Meriç Nehri'nin doluluk oranında iyice arttı. Meriç Nehri büyük harfle yazılmış, sebebi yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimlerde büyük harfle başlar. Yani nehir, burada nehri de büyük yazmamız gerekir. E ile eşleştirdik. Haydi devam edelim ikinci etkinliğimizde. Yine büyük harflerin yazımı ile ilgili bir etkinlik. Demiş ki aşağıdaki tabloda yer alan cümleleri büyük harflerin yazılışına göre doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz demiş. Şuradan kalemimizi alalım. Şimdi Atatürk İlkokulu öğrencileri tören hazırlıklarını yapmıştı demiş. İlkokulun İ'sini büyük yazmış. Atatürk'ün A'sını büyük yazmış. O zaman bizim doğru işaretlememiz gerekir. Çünkü bir hata yok. Birkaç gün sonra Batı Karadeniz'de tatile çıkacağız demiş. Ama buradaki hataya bakın. Batı'yı nasıl yazması gerekirdi? Yer yön isimlerini belirtirken özel isimden önce geliyorsa bu. Onu nasıl yazması gerekir? Büyük harfle yazması gerekir. O yüzden yanlış olacak. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mısralarımda. Şimdi burasını küçük yazmış. Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bu şiirin devamı olduğu için burada herhangi bir hata yok. Burası doğru olacak. Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata yapılmamış. Uzaktan görünmüştü işte. Ufkunda mavi gözleriyle Bozcaada. Bozcaada'nın B'sini büyük yazmış. Doğru yazmış. Hakan öğretmen ailemizde okuma saatleri düzenlememizi isterdi. Burada öğretmenin Ö'sü büyük yazılması gerekirdi. Yanlış yazmış. Küresel iklim değişikliği dünyamızı her geçen gün esir almaktadır. Dünyamızı doğru. Mostar Köprüsü'nün ikisini de büyük yazmış. Bakın M'yi de büyük yazmış, K'yi de büyük yazmış. Medeniyetler arası kurulmuş bir, burası da bir hata yok. Doğru. Aliler Şükrüpaşa Mahallesi'nde Şükrüpaşa Caddesi'nde oturuyorlar. Bakın şimdi burada mahallenin M'sine küçük yazmış ama hatalı, büyük yazması gerekirdi. Caddenin C'sinde küçük yazmış, büyük yazması gerekirdi. Burada yanlış işaretlememiz gerekir. Anneler gününde babamla anneme çiçek topladık, taç yaptık. Anneler gününün G'sini büyük yazması gerekirdi. O da büyük yazmış zaten. Doğruyu işaretleyebiliriz.
Şuradan son örneğimiz, sevgili çocuklar, sizler geleceğin yıldızı, ışığısınız. Şimdi arkadaşlar, burası bir seslenme ifadesi olduğu için buradaki çocukların büyük yazılması gerekirdi. O da büyük yazmış, doğru yapmış. Sakın ola, hocam burası büyük harfle yazılmış, cümlenin içinde ne alaka, özel isim falan deyip bunu, özel isim değil bu, bunu küçük yazmamız gerekir demeyin. Çünkü burası bir seslenme ifadesi olduğu için, hitap olduğu için büyük harfle yazılması gerekir. Devam. Aşağıdaki büyük harflerin kullanımına ilişkin örnek cümleler yazılmıştır. Hangi cümle hangi kuralı örneklemektedir demiş. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, virgül, fendir. Cümleler büyük harfle başlar. Bir ile ne yapmamız lazım? Ç'yi eşleştirmemiz gerekir. Şöyle yapalım bir saniye. Evet. 2. Bu ne duru sabah, ne temiz hava, sevinçten deliye dönmüş her yuva. Şimdi burası da bir dize farkındaysanız, şiir dizesi. Dizeler büyük harfle başlar. Bunu da B ile eşleştireceğiz. Kedimizin adı Minnoş. Hayvan isimleri, eğer bir hayvana özel bir isim verildiyse büyük harfle yazılması gerekir. Onu da hangisiyle eşleştirmemiz lazım? E ile. Evet. Aldık, eşleştirdik. 4. Abim Rusçadan. Rusça bir dil ismi olduğu için Rusçadan sonra şimdi de İspanyolca öğreniyor. İspanyolca da bir dil ismi. Burayla eşleştirdik. 5. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evde ama beraber kutlanacak. Buradaki özel isim neresi? Şu kısım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel isim değil mi? Özel gün olduğu için. Şimdi bakalım. Bayramlar ve anma töreninin adları büyük harfle başlar. C ile eşleştirebiliriz. Nasıl yapalım bunu? Şöyle şuradan getirip şöyle eşleştirebiliriz. İstanbul 29 Mayıs 1453 Salı günü fethedilmiştir. Burası da A ile eşleştirilmesi lazım. 6'yı şöyle yukarıdan birleştirelim. Bunu da bir değişiklik yapalım. Şöyle gelelim. Şöyle eşleştirelim. Şimdi buraya kadar büyük harflerin yazımı ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Dördüncü soru. Yine gelme potansiyeli yüksek olan bir soru. Demiş ki şiirin ana duygusu. Yukarıdaki şiirin ana duygusunu noktalı yere yazınız. Dedem bize gelince huzur dolar içime. Yanağımı okşayıp bir gül takar saçıma. Kocaman bir bıyığı var. Bembeyaz sakalı var. Öyle tatlı konuşur. Dudağında balı var. Dede sevgisi olabilir. Ana duygusu ya da dedesine duyduğu sevgi ve saygı. Evet, 5. soru demiş ki girişi yukarıdaki gibi olan bir metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine metin türleriyle ilgili çocuklar siz hikayenin, masalın ne olduğunu gördünüz, öğrendiniz. Fabulun ne olduğunu öğrendiniz. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde develer tellal pileler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken diye başlıyorsa zaten buna tek atmanız lazım. Direkt yapmanız lazım. Neydi bu? Masal hocam der gibi oldunuz sanki. Evet. Tabii ki de masal olacak. Masallar çünkü tekerlemelerle başlar. 6. soru. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi masal türüne ait değildir? Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahiptir. Öyle mi? Öyle. Şöyle yapalım. Alalım kalemimize. Evet. Sonunda iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Evet. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olaylar anlatılıp bu bir dursun. Genellikle tekerlemeyle başlayıp tekerlemeyle biter. Evet. C şıkkı hangi metin türünün özelliği? Hikayenin özelliği. Cevap C. 7. soruya geldik. 7. soru bir paragraf sorusu ve metnin konusunu soruyor bize. Ezgi her zaman el becerisi gerektiren etkinlikler yapmaya meraklı olmuştu. Bu tür etkinlikleri yapmaktan büyük zevk duyuyordu. O hafta sonu ödevlerini yapıp annesiyle birlikte etkinlik yapma telaşına düşmüşlerdi. Bunun için
evdeki uygun malzemeleri masanın üzerine yığdılar. Annesi bu konuda ona sadece yardımcı olacak. Dolayısıyla fikir Ezgi'ye ait olmalıydı. Elinde yapıştırıcı karton bardak, renkli kağıtlar, rengarenk ipler vardı. Ezgi'nin aklına minik saksılar yapmak geldi. Hem bahar mevsiminde çiçekleri saksıya yerleştirmek için en uygun zamandı. Ezgi bardaklarını iplere güzelce süsleyip kağıtlardan minik kelebekler kondurdu. Annesiyle birlikte çiçekleri de yerleştirince işleri bitmiş oldu. A da demiş ki metnin konusunu soruyor bize. Hafta sonu etkinliği. B kitap okumanın önemi. C müziğin hayatımızdaki yeri. D hayalleri gerçekleştirme. Hadi bakalım. Önce siz bir düşünün. Ne anlatılıyor burada genel olarak arkadaşlar? Ezgi ve annesinin hafta sonu yapmış olduğu bir etkinlik anlatılıyor. Bakın hafta sonu diyor zaten burada. O yüzden cevabımız A'dan olur. Kitap okumayla ilgili bir şey değil. Müziğin hayatımızdaki yeri, bununla da alakalı bir şeyden bahsetmiyor. Hayaller gerçekleştirme de olmaz. Cevabımız Adana. 8. Çocukluk, Cahit Tarancan'ın çocukluk ismi şiirde verilmiş ve şiirin asıl konusu hangi seçenekte doğru verilmiştir demiş. Çocukluk. Affan dedeye para saydım. Sattı bana çocukluğumu. Artık ne yaşım var, ne adım. Bilmiyorum kim olduğumu. Hiçbir şey sorulmasın benden, haberim yok olan bitenden. Bu bahar havası, bu bahçe, havuzda şu su şırıl şırıldır. Uçurtmam bulutlardan yüce, zıpsıplarım pırıl pırıldır. Ne güzel dönüyor çemberim, hiç bitmese horoz şekerim. Çocukluğunu anlatmış bakın. Bahar'ın gelişinde duyulan sevinç, hayır. Şairin çocukluğuna duyduğu özlem, şairin kim olduğunu unutması, şairin gelecekte kaygı duyması. Burada şairin çocukluğuna duyduğu özlem anlatılıyor arkadaşlar. Diğer şıklar şiirde bahsedilmiyor. Devam edelim. 9. soru. Kitabımı evde unutunca arkadaşımınkiyle çalıştım cümlesinde kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır demiş bak. Ünsüz yumuşaması neydi? PCTK ünsüzlerinin BCDG ünsüzlerine dönüşmesiydi. Bakalım şuradan renkli farklı bir kalem alalım. Kitap kelimesine bakın. Kitaptaki normalde kelime kitap P şeklinde değil mi? Oradaki P neye dönüşmüş? Ek aldı. Ünlüyü ek yani ünlüyle başlayan bir ek aldı. P B'ye dönüştü. İşte biz bu ses olayına ne diyorduk? Ünsüz yumuşaması diyorduk. Cevabımız Adana olur. Hadi devam edelim 10. sorumuzda. Kitaplar bizi hayal aleminde yaşatır. Böylece hayal gücümüz zenginleşir cümlesinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplar bizi boş hayallere sürükler. Bak ne kadar ayıp değil mi? Boş hayallere mi sürükler kitaplar bizi? Hayır. A gitti. B. Kitaplar sayesinde hayal kurmayı öğreniriz. Bir dursun. C. Sadece hayalleri içeren kitapları okumalıyız. Alakası yok. D. Önemli olan hayal aleminde yaşamaktır. Hayır. Burada şu cümlede kitaplar bize hayal aleminde yaşatır. Böylece hayal gücümüzü zenginleştirir cümlesinde asıl anlatılan kitaplar sayesinde hayal kurmayı öğreniriz olacak. Cevabımız Bursa. İsterseniz burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde yine bu şekilde alıştırmalar yaparak bursluluk sınavına hazırlanmış oluruz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.